أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bu gece idrak edeceğimiz Kadir gecemizde hepinize hayırlı mübarek olsun inşallah. Değerli dostlar, bugünkü öğlen sohbetimizde Kadir gecesini konuşacağız. Bugün Ramazan-ı Şerif'i 26'sı. 26-27'ye bağlayan gece geleneğimizde genelde Kadir gecesi olarak bilinmekte ve idrak edilmektedir. Biz de bu akşam bugünkü sohbetimizde inşallah bu konuyu ele alalım. Muhterem arkadaşlar, Kadir gecesi kıymet gecesi demektir. Kur'an'ın insanla buluşmaya başladığı bir gece. Kıymet gecesi, kıymetli bir gece. Kur'an'ın ifadesiyle 1000 aydan değerli. Yani bir ömre bedel. Risaletin başladığı gece, yani peygamberliğin, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Allah'ın Resulü Muhammed olduğu gece. O yüzden kıymetli. Ne diyordu Kur'an-ı Azimüşşan? Ramazan'ın başından beri sık okuduğumuz bir ayet. Şehru Ramazan ellezî Ramazan ayı ki unzile fihil Kur'an. Kur'an o ayda indirildi. Yani indirilmeye başlandı. Kur'an'da 12 aydan tek ismi geçen Ramazan. İşte Ramazan'ı bu kadar değerli kılan içine Kur'an inmiş olması. Unzile fihil Kur'an. Belki de biz Ramazan orucunu, farz orucu bu yüzden tutuyoruz değerli kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an'ın inmiş olduğu ayı aynı zamanda bize oruç tutarak bir nevi kutlatıyor ya Rabbimiz. Evet, o halde Ramazan yeme içme ayı, eğlence ayı değil. Festival ayı değil. Ya Ramazan oruç ayı, Ramazan Kur'an ayı, Ramazan hayata Kur'an'ı tatbik etmeyi öğrenme ayıdır. Şimdi bu Bakara suresi 185'i okuduk. Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın Ramazan ayında indiği kesin. Peki Ramazan'ın ne zamanında, hangi diliminde indi? Onu da Kadir suresinden öğreniyoruz. Zaten müstakil sure Kadir suresi. İnne enzelnâhu fî leylâtil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. İndirmeye başladık. İnne enzelnâhu fî leylâtil mübâreke diyordu. Duhan suresinde mübarek bir gecede indirdik. Ve mâ edrâke mâ leylâtul kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sana ne bildirdi? Leylâtul kadir, Kadir gecesi hayrun min elf şer. 1000 aydan daha hayırlı, daha kıymetlidir. Tenezzelü melâiketu ve ruh fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin selâm. Hiye hattâ metla'il fecr. İzniyle melekler ve ruh Cebrail onda her bir iş için inerler. O tan yeri ağarana kadar bir esenliktir. Evet, Kadir suresinin anlamı kısaca bu. Evet değerli dostlar, Kur'an ki bizim neyimizdir? Kur'an bizim neyimiz oluyor? Yol göstericimiz, rehberimizdir. Kur'an ki dirileri uyarmak için inmiştir. Sık okuduğumuz Yasin suresinin 70. ayette liun ziramen kana hayyen. Bu Kur'an ölüleri ölmüşleri değil. Bu Kur'an dirileri uyarmak için diri olanları, kalben diri olanları, ölmemiş olanları uyarsın diye indirilmiştir diye anlatıyor zaten Yasin suresinin 70. ayetinde. Evet, detaylarına tefsirlerinize bakabilirsiniz değerli kardeşlerim. Evet değerli dostlar, Kadir gecesi Kur'an'ın indiği gece, inmeye başladığı gece.
Efendimiz'e Kur'an miladi 610 yılının Ağustos ayına denk gelen bir pazartesi gecesinde Ramazan'da Hira mağarasında, arayış mağarasında, Mekke'deki Nur Dağı'ndaki arayış mağarasında İkra ismi Rabbikellezi halak diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti inmeye başladı. Evet, 23 senede tamamlanacak olan Kur'an inmeye başladı. Vahiy insanlıkla buluşmaya başladı. Efendim, Kur'an'ın inmesi ile, Kur'an'ın yeryüzüne inmesiyle beraber neler oldu? Bir, Abdullah'ın oğlu Muhammed Allah'ın Resulü oldu. Allah Resulü peygamber oldu. Mekke Ümmül Kura oldu. Mekke emin belde oldu. Değil mi? İndiği gece bin aydan hayırlı oldu. Daha kıymetli oldu. Kadir kıymet demek zaten. Kadir-i kıymet diyoruz ya, kıymet. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Kur'an değdiği yeri bereketlendiriyor. İndiği yeri, indiği mahalli ne yapıyor? İhya ediyor. İndiği yeri değiştiriyor yani. Peygamberimize indi, peygamber oldu bakınız. Allah'ın Resulü oldu. Mekke'yi Ümmül Kura yaptı. Geceyi bin aydan kıymetli yaptı. Buradan şunu anlıyoruz. Ey Müslüman, Kur'an senin yüreğine inerse seni ne yapar? Kur'an senin evine inerse senin evin nasıl olur? Kur'an senin iş yerine, bağına, bahçene, caddene, sokağına, toplumuna, iktisadına, ekonomine, sosyal hayatına indiğini düşünsene. Değil mi? İşte Kur'an'ı, Kadir Gecesi'ni böyle anlamak lazım değerli arkadaşlar. Yoksa 27. geceye odaklanırsın. 27. gece full ibadette geçirirsin. 28. gece kaldığı yerden devam edersin. Kadir Gecesi'ni bin ayı yakaladık, bir ömre bedel tamam. Bu piyangocu din anlayışıdır. Yani bu doğru İslami bir anlayış değildir. Efendimizin bize öğrettiği din bu değildir. O zaman sorumuz şu, senin Kadir Gecen ne zaman? Evet, bize Kadir Gecesi'ni biliyorsunuz, Efendimiz son 10 gecesinde arayın Ramazan'ın, tek gecelerinde arayın. İşte rivayette de 25 var, 27 var falan. Bunlar net değildir. Bu şunun içindir. Müslüman her Ramazan'ın her gecesini Kadir bilsin. Müslüman hayatını Kadir bilsin diyedir aslında. Aslında Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunun cevabı çok basit. Kur'an bunu zımnen söylüyor bize. Kur'an, Kadir Gecesi, Kur'an'ın indiği gece, inmeye başladığı gecedir. Öyleyse Kur'an sana ne zaman iniyorsa, inmişse senin Kadir Gecen, Kadir Günün odur. Evet, minareden 5 kez hayale salah davetine uyup namaza koşuyorsan işte sadın senin Kadir Gecendir. Sana namaz ayetleri iniyor demektir. Kur'an'ın, Allah'ın oruç tutunuz emrine uyuyorsan, Bakara suresi 183, 184, 185 mesela, ayetlerini hayatına indiriyorsun demek. İşte senin Kadir Gecen. Efendim faiz yemiyorsan, Kur'an-ı Kerim'in Bakara 275, sana iniyor demek. İşte senin Kadir Gecen. Faiz yemediğin her gün, her gece senin Kadir Gecen. Tesettüre girip çıplak gezmiyorsan, Nur suresinin 30, 31, 60 ve Ahzab suresinin 59. ayeti sana iniyor demektir. Senin evine, hanene inmiş demektir. İşte senin Kadir Gecen o zamandır. Değerli dostlar, alışverişte hile yapmıyorsan, insanları kandırmıyorsan, sana Mutaffifin suresi iniyor demektir. İşte senin Kadir Gecen o zamandır. İçki içip içmiyorsan, kumar oynamıyorsan, Maide suresinin 90. ayeti sana iniyor demektir. Artık senin Kadir Gecendir o. Kadir günüdür. Her gecen, her gündüzün kadirdir, kıymettir. Evet, bunu çoğaltabiliriz. Bunlar sadece birer örnek değerli dostlar. Evet, devam edelim. Peki Kadir Gecesini değerli yapan nedir? Değer yükleyen nedir? Şüphesiz bunu ayetten anlıyoruz. İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Kadir Gecesini Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Demek ki Kadir Gecesini Kadir yapan bizzat gecenin kendisi değildir. Çünkü öyle olsa sabit olurdu değil mi? Geçen seneki Kadir Gecesi'ne daha 10 gün var mesela.
Gelecek sene bugünlere Kadir Gecesi'ni geride bırakalı 10 gün 11 gün olmuş olacak. Hicri takvime göre yapıldı. Olduğu için hep sabit oluyor, dönüyor. Eğer bizzat gecenin kendisi kıymetli olsaydı o zaman sabit olurdu. O geceyi tam tutturmuş olurduk. O zaman demek ki zaten 33 senede bir dönüyor. Aynı güne denk gelme ihtimali 33 senede birdir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, o zaman kıymetli kılan geceyi kendisi değil, gecenin bizzatihi kendisi değil. Yani 26-27. Geceyi tutturduğu zaman kıymetli bir geceyi tutturmuş olmuyor o manada. Kur'an'dır. Iskalamamamız gereken, atlamamamız gereken husus. Geceyi mübarek kılan, bereketli kılan, değerli kılan, bir ömre bedel kılan Kur'an'dır. O zaman ne yapacağız? Bir, bu gece milat olsun. Kur'an okuması bilmiyorsak, elif bayi bilmiyorsak, önce birinci elif bayi Kur'an'ı öğrenip yüzüne şöyle Kur'an okumasını öğreneceğiz. Bu birinci adım. Sonra tecvidli okumayı öğreneceğiz. Usulüne uygun. Sonra bitmedi. Kur'an bundan ibaret değildir. Sonra Kur'an'ın anlama cihetine gideceğiz. Bunu yaparken Kur'an'ın hükümleriyle amel edeceğiz. Değil mi? Kur'an'ın hayata inmesi ne demek? Senin o Kur'an'ın hükümleriyle amel etmen demektir. Değil mi? Evet. Kur'an hayatına inmiş olması için amel etmen gerekiyor. O yüzden yani Kur'an'la arkadaşlığımızı tekrar gözden geçirmemiz lazımdır. Evet. Kur'an'ı anlayarak okumaya da gayret göstereceğiz. Değerli dostlar, evet, devam edelim. Bu hususta neler söyleyebiliriz başka? Kur'an hayat rehberimiz, bize yol göstericimiz. Bu yüzden Rabbimiz Kur'an'ın indiği geceyi sıradan bir gece olarak tanıtmıyor bize. Evet. Kadir Gecesi bir yılın birikmiş tüm günahlarını yıkayıp silip yok eden bir terminator ya da yok edici değildir. Yani Kadir Gecesi'ne nasıl bakmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz sorusunun cevabıdır. Yani şöyle düşünmek yanlıştır. Yani sondajcı bir anlayışta. Tamam, bin aydan hayırlı, bu gece günahlara vazgeçeyim. Ben bu gece geleyim, işte şu kadar namaz kılayım, şu kadar Kur'an okuyayım, dua edeyim, hatim edeyim, hatim duası yapayım. Bin aydan hayırlıdır, sabaha kadar namaz kılayım. Tamam, bin aylık bir değer, kıymetli bir ibadet yaptım. Ömrümle bu bana yeter diye düşünmek doğru değildir az kardeşlerim. Yani bu manada Kadir Gecesi'ni dikkatli değerlendirmek lazım o manada. Bundan yıllar önce çok anlattığım bir mevzu. Bir Kadir Gecesi'nde Konya'da bir camide vaaz etmiştim. Kadir Gecesi hususunda vaazımızı yaptıktan sonra namazdan çıktık. Teravihi falan kıldıktan sonra tam camiden çıkarken bir delikanlı yaklaştı. Bana dedi ki hocam dedi bu gece ne namazı kılacağız? Gencin soru sormasından ne demek istediğini anlıyorsun zaten. Ne demek istiyor? Benden hap istiyor, hap. Bir hap alayım, tamam bitsin. Yani bu gece bir namaz, o namaz, ben bir iksirli bir namaz söyleyeceğim böyle çok. Bir namaz olacak, Kadir Gecesi namazı diye. Yok öyle bir namaz da. Bazı kitaplarda bazı hocalar anlatıyor böyle. O namazı kılacak, bütün ömrü halletmiş olacak. Bütün ibadet hayatını halletmiş olacak. Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olacak. Dedim ki gence, kardeşim dedim sen 5 vakit namaz kılıyor musun? Yok dedi hocam. O zaman git yat dedim. Genç şok oldu tabii ki. Kadir Gecesi'nde hoca efendi bana git yat dedi. Haklı. Dedim ki bak, biraz önce bir namaz kıldık. Yatsı namazı, farz bir namaz. Teravih kıldık, vitir kıldık. Siz 5 vakit zaruri kılmamız farz olan, mecbur olan bir ibadeti yapıyorsunuz, bana nafile soruyorsunuz. O nafileyle de o geceyi ihya edeceğinize inanıyorsunuz. Önce 5 vakit namazı bir kıl,
Dedim ki bak eve git şimdi, güzel bir gusül et. Bir tevbe istiğfarda bulun. Af dile Allah'tan. Ondan sonra da git yat. Sen Kadir gecen o gecedir işte bak. Öyle bir af dile ki Rabbi, ya Rabbi bugüne kadar 5 vakit namazı kılmadım. Hata ettim, bir daha yapmayacağım deyip güzel bir tevbe-i nasuhta bulun ve sahura kadar git yat istersen. Ama sahura kalk. Seher vaktini ihmal etme. Bak seher vaktinde kalk. Namaz kıl. Kalk. Sahur yemeği ye. Bak oruç var ertesi gün değil mi? Yani ne garip değil mi? Mesela Ramazan günü hiçbir mazereti olmadan oruç tutmadığı halde Kadir gecesini arayanlar, Kadir gecesini ihya etmeye çalışanlar ne yaman çelişki içinde değil mi? Oruç ayeti senin hayatına inmediyse Ramazan boyu, oruç tutturmadıysa sana Kur'an, o Kur'an'ın indiği geceyi, Kadir gecesini sen ne yapacaksın ya? Önce şu oruç tutmayı bir öğren, Kur'an bir hayatına insin, oruç ayeti hayatına bir insin. Senin Kadir geceni o zamandır zaten. Evet. Değerli dostlar, vakit geldi. Bugün Kadir gecesi olduğu için bu akşam biraz 2-3 dakika uzatmakta bir sakınca olmasa gerek diye düşünüyorum. Değerli dostlar, Kur'an'da bir ayet var. 30. ayet Furkan suresi. Efendimiz ümmetine düşkün bir peygamber biliyorsunuz. Ümmeti diyecek hani. Ümmetinin affedilmesi için Rabbine dua edecek vesaire. Ama peygamberimiz bir konuda ümmetinden şikayetçi olacak. O da Furkan suresi 30. ayetten anlıyoruz. Ya Rabbi diyecek. İnne kavmi ittekadu hadel Kur'ane mehcura. Kavmim, toplumum, benim ümmetim bu Kur'an'ı mehcur bıraktı. Bu Kur'an'dan göçtü, Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'dan uzaklaştı diye şikayette bulunacak. Kur'an'dan uzaklaşma iki türlü olur değerli dostlar. Bir, Kur'an okuması bilmesin, Kur'an'ın açıp okumasın, hiç Kur'an'la bir iletişim yoktur. Bu büsbütün uzaklaşmaktır. İkincisi, Kur'an okumasını bilirsin, evinde Kur'an da vardır ama içindeki amel ayetlerle hiç amel etmezsin. Bu ayetler Mus'haf'ın iki kapağı arasında böyle mahsun kütüphanede duruyordur. Duvarda asılı duruyordur. Hayatımıza bir türlü bu kapağın iki kapak arasından çıkıptan hayatımıza bir türlü gelmemiştir, inmemiştir. İşte bu da Kur'an'dan hicret etmektir. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Halbuki biz Kur'an'a hicret etmeliyiz. Kur'an'dan değil, Kur'an'a koşmalıyız. Kur'an'ın hükümleriyle amel etmeliyiz değerli dostlar. Evet. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dedik, miladi efendim 7. yüzyılda, 610 yılında Kur'an'la buluştu ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik göreviyle vazifelendirildi. Evet, değerli dostlar, bu hususta söylenecek daha çok konular var fakat bize ayrılan sürenin de sonlarına geldik. Kadir Gecesi ile alakalı özet olarak söyleyeceğimiz hadisler, sözler bunlar. Bir hadis okuyayım size. Kim Kadir Gecesi'nde inanarak ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Diyor hadis-i şerifte. Evet. Böyle hadisler var. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 gününde aranmalıdır. Tek gecelerinde aranmalıdır. Kadir gecesine istifade edersem hangi dua yapacağım diye soruyor Ayşe validemiz. Peygamberimiz ona şu duayı veriyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. Ya Rabbi sen affetmeyi seversin, beni de affet. Allahümme inneke afuvun, ey Rabbim sen affedeceksin, beni affet diye dua etmemizi tavsiye ediyor Kadir gecesinde değerli dostlar. Evet, bu gece ne yapmalı? Özetle söyleyelim tekrar. Dua edeceğiz. Evet, dua kulluğun özüdür. İbadetin özüdür. Tevbe istiğfarda bulunalım. Tevbe nedir? Günahlardan uzaklaşmaktır. Günahlarımızı biliyoruz. Günahlarımızın listesini yapalım.
ve o günahlarımıza tevbe edelim. Yani o günahlardan uzaklaşın. Uzaklaşalım, söz verelim. Tevbe-i nasuh edelim. Bizi yola getiren, nus eden, ıslandıran bir tevbe olsun. Yoksa tavuk tevbesi olmasın. Tavuk tevbesi nedir? Tevbe ediyorsun, vazgeçiyorsun. Kısa bir süre sonra bir daha dalıyorsun. Olmaz. Nasuh tevbesi olacak. Kur'an okuyalım. Bilmiyorsak okumayı öğrenelim. Usulüne uygun okuyalım. Anlamaya gayret gösterelim. Namaz kılalım. Namaz kılmıyorsak namaza başlayalım. 5 vakit namaz kılmak zorundayız. Namazsız cennet yok. Namaz kılmadan cennet yok. Efendim tesbihat, tesbihatımız olabilir, tesbih çekeriz. Salat selam getiririz Efendimiz'e. Efendim birbirimize tebrikleşiriz. Bir nefis muhasebesi yapabiliriz. Nefis muhasebesi. Kendimizi kontrol etme, günahlarımızdan uzaklaşmak için bir hesap yapabiliriz. Vesaire böyle güzellikler yapabiliriz. Hususıyla özellikle 5 vakit namaz kılmıyorsak bu gece bir milat olsun değerli kardeşlerim. Rabbimize güzel bir tevbe-i nasuhta bulunarak bu gece bir dua, bir özetle bu gece bir tevbe gecemiz olsun. Bir hesap gecemiz, bir muhasebe gecemiz olsun diyoruz. Evet. Değerli dostlar, Kadir Gecesi ile alakalı söyleyeceğimiz özetle bunlar. Rabbimiz her günümüzü, her gecemizi kadir eylesin. Bizi Kur'an'ın nurundan, Kur'an'ın bereketinden ayırmasın diyoruz. Oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.